Abi Discord'a giren bozuyor zaten. Discord'a gelmeyen bozuyor bu arada. Discord'a gelen. Öyle çok mi? Çok keyifli bir yer tabii. Discord'a gelen çok keyifli bir yer. Hikayelerindeki gibi muhteşem Türkçeni de burada kullanmaya devam ediyorsun. Aynen öyle yani. Kızılcık şerbolu. Cansu lütfen kızılcık şerbeti övme şurada. Gözünü seveyim yani. Ben kızılcık şerbeti övmüyorum. Kızılcık şerbeti beraber izleyince oluşan havayı övüyorum. Peki. Arts Infinity'nin bu ikaslarda paylaştığını gördünüz mü peki? Bakın. Bir yerde tanıdık geldi mi Karay? Bakayım. Tabloyu düzenliyorum. Aa, çok tatlı olmuş. Aa. Evet. Harkin çıldırdı, sürekli düştü oyun. Lan ben olmasam kazanamıyorduk bunu. 5 dakika bu bölümü uğraştık artık. Bayağı güzel ayrıntılı çizmiş yalnız ya. Eline sağlık. Eline sağlık. Bana şöyle güzel bir iPhone 14 Pro Max wallpaper'ı çizseniz ya. Altzor'la kızılcık şerbeti izletiliyor bana DC'de hep. Yani help demiş, pardon. Ya sucuk anlıyorum. Zorla falan değil. İçten içe sunun da hoşuna gidiyor. Onu Discord'da, Discord'da bazı vizyonsuz arkadaşlar var. Bunun farkındayım. Ama ya sonuçta bu da zevk meselesi. O yüzden kimsenin zevkine de bir şey diyemiyorum. Yapacak bir şey yok yani. İzlemek zorunda değilsin. Başka odalar var. Daha güzel içeriklerin izlenebileceği. Oralara artık inşallah. Bütün manipüle etmiş Discord'u ya. Ben manipüle falan etmedim. Herkes zor istiyorlar abi. İstek var. Şakasız ya. Ya bir insan isteyerek niye kızılcık şerbeti izlesin Cansu? Mert var ya. Geçen gün Oğuz ben işte Dota oyun falan gireceğiz. Hı. Mert bizle konuşmaya bitti kızılcık şerbeti. Abi izledi. zorla. DC'de konuşuyorduk geçen. Bana böyle dedi. Gitmem lazım. Söz verdim. Cansu'ya kızılcık şerbeti izletecek evet, falan yaptı bana. Ben yani resmen Cansu manipüle ediyor. Herkes zorla kızılcık şerbeti izlettiriyor ya. Hayır. Ben oyun oynayacağız. Yapmış. Giremiyoruz. Çünkü Cansu hanıma kızarmış kızılcık şerbeti izlenmiş diye. Yalan söylüyorsun. Öyle tamam. Bir şey yok. Peki abi. Bir şey yok. İnsan çağırıyor. Hala yazıyor. Baksana inanamıyorum sana ya. Bak Mert chat'te mi? Bekle. Arkadaşlar. Canlı canlı. Hadi bakalım. Önüne alıyorum. Karşılaşma vakti geldi. Esso Erol ile karşılaşma vakti. Mağdurumuz Mert Redbe. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Yaşadıklarınızı bize birkaç cümleyle anlatır mısınız rica etsem Mert Bey? Ya ilk başlarda her şey çok sakindi, çok normaldi. Kızılcık Şerbeti diye bir dizi öğrendik. Çerbo lütfen. Pardon. Bak, hala manipülasyon devam ediyor. Hayır, pardon demenize gerek yok. Burada güvenli bir noktadasınız. Cansu size hiçbir şey yapamaz Mert Bey, merak etmeyin. Hayır. Şerbo demem lazım. Çok özür dilerim. Kızılcık Şerbo'yu öğrendik. Cansu Hanım başlarda hiçbir şey demedi. Kendi lobisini oluşturmuş alt odalarda. İzlemeye başladılar 4 kişi. Ardından ben ne oluyor diye baktığımda Cansu'nun aşında katkılarıyla birlikte bağımlısı oldum. Artık peki, kurtulamıyorum. Bu bir tarikat diyebilir miyiz peki? Minik bir tarikat. Daha minik. Gelişim aşamasında ama büyük ihtimalle daha çok hızlı bir şekilde büyüyeceğiz. Yılanın başını büyümeden kesmek lazım o zaman efendim. Bize yaşadıklarınızı gerçekten çok cesurca anlattığınız için teşekkür ederiz. Chat'te kliplerimizi size alıyoruz. Aynı zamanda mezuniyetinizi de tebrik ediyoruz. 35 yıl sonra artık bir mühendissiniz. Çok teşekkür ederim. Artık rica ederim. Bir makine mühendisiyim. Sağ olun Mert Bey. Discord'da hali sizleri de öpüyorum. Ben gidiyorum. Ben açıklama yapmak istiyordum bu konu üzerine yani. Peki. O zaman Mert Bey'i aşağıya alıyorum. Çünkü güvenliğin onu koruması lazım. Güvenli bir noktaya alıyoruz onu. Mert Bey ben size aşağı bir yere fırtlattım. Siz geçersiniz dediğiniz yere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Mert Bey çok güzel konuştu ama bağımlı yapan kişi ben değilim. Onlar bağımlı oluyorlar ve ben de yardımcı oluyorum. Mesela diyorum ki bağımlı olmalarına yardımcı ol. Diyorum ki şerboyuz diyorum. Mert de bana geri olarak diyor ki yarım saat bir saate geliyorum diyor. Hani istiyorlar bu bir ama onlar bu için bir ihtiyaç korku ama haline bakın geldi Cansu artık. Hanım bu bir korku. Cansu hatırlatıcı gibi. Evet ben hatırlatıcı gibi. Ama siz korkutucu gibisiniz de bir yandan. Yok hayır ben diyorum onlar hemen zaten bunu bekliyor. Mesela geçen gün Sadullah abi bana ne dedi? Kızıllık soru işareti yok mu dedi. Sonra dedim ki abi. Sonra dedim ki abi birkaç kişi eksik dedim. Hani onlar siz yani demeyelim. Yani Sadullah abi de mi tarikatın bir üyesi? Sadullah abi de tarikatın baş üyelerinden bir tanesi o zaman. Doğru mu anladım? Sağ kolunuz kesinlikle diyebilir miyiz yani, Sadullah abiye? Tabii ki de Sadullah abi gelsin şu an burada. İzlediğimiz üç bölüm. Sadece isimler konusunda Sadullah biraz. Sadullah Bey aramıza hemen geldi, rejimizi ayarladı. Sadullah Bey sizi Kızılcık Şerbo tarikatının evet, sağ kol olarak ilan etti az önce lider. Ne doğrudur düşünüyorsunuz? Doğrudur. Hak ettiğimi düşünüyorum. Hı-hı. Şu an terfi oldu ben. Bu rütbede uzun süredir
Yüzüm var zaten, çalışıyordum. Şu an çok mutlu oldum. Anladım. Peki hiç manipüle edildiğinizi ve bu noktaya geldiğinizi düşünmüyor musunuz? Yo, yo. Ben sanki hep bu diziyi izlemek için gibi doğmuşum gibi hissediyorum şu an kendimi. Anladım. Ve Peki en sevdiğiniz izlerken karakteri söyler misiniz bize, bu kadar fanı olduğunuz dizinin? Melek Hanım diyeceğim, demeyeceğim ama. Hayır abi. Ne hanımdı? Pembe Hanım. Pembe Hanım, Pembe Bakın yine Cansu Hanım. Hanım'ın Karakter. yönlendirmesi ve manipülasyonuna karşı kaldınız. O Ya yüzden ben unutuyorum, sizi unutuyorum. hemen Ya kurtarmak için benim için bir melek olduğu için kendisi. güvenlikle sizi aşağıya alıyorum efendim. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim, çok İnşallah en sağ yakın olun. zamanda kurtaracağız. Sağ olun. Ağır kolum olduğu için bazı Gördüğünüz insanların da gibi biraz Cansu eksik Hanım, kendisi, o yüzden. insanları Ve yönlendirmeniz, insanların laflarını düzeltmeniz, yani çok kötü bir yola gitmişsiniz. Umuyorum ki Discord'dan bunu en yakın zamanda arındıracağız ama o zamana kadar yapacak hiçbir şey Ve yok. en önemli şeyi söylemedik Alp Bey. İnsanları bu tarikat demek istemiyorum ama Kızılcık Şerbu izlemeye davet ettiğimiz insanların aynı zamanda yanlarına Çiğdem Çekirdek almalarını da öneriyoruz. Çünkü büyük bir terapi haline geliyor Çiğdem Çekirdek dizi izlerken. Ve terapi hizmetimiz de vardır yani dizinin yanında. Anladım. Bir de hiçbir şekilde sertifikası olmadığı halde insanları tedavi ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Bu çok karanlık bir Haber yöne doğru hayır. ilerliyor. Ben tedavi Benim etmiyorum. yayınım buna daha fazla dayanamayacak. Lütfen güvenlikle beraber Cansu Hanım alır mısınız? Koray Bey lütfen. Burcu Hanım lütfen. Bir alalım güvenlikle Cansu Hanım'ı Cansu aşağıya. Hanım, zorluk Tabii ki. çıkarmayalım. Yo, ben Zorluk çıkarmayalım. ama böyle Lütfen. Cansu Lütfen. Hanım, Cansu Hanım Cansu lütfen. Hanım, Cansu. Sesini kestim, tamamdır. Teşekkür ederiz efendim. Koray...